O dördün şey bu oturumun bütün sunumlarını, bildirilerini dinlemiş olduk hep beraber. Tabii çok heyecan verici konular çalışılmış ve hatta mimarlık eğitimine dahil edilmiş. Bunları görmek çok insanı heyecanlandırıyor. Bu bölümde yapılan bildirilerle ilgili sormak istedikleriniz varsa bunları alabiliriz. Ben şu anda göremiyorum ama. Şu an el kaldıran biri yok hocam. Peki, o zaman katılımınız için, katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ve Pardon, var mı? Pardon. ben bir teknik aksaklık yaşanıyor zannettim, o yüzden Tamam. sorumluyum. İzniniz olursa ben, ismim Abdülkadir bu arada. Herkese çok teşekkür ederim. Sunumlar gayet heyecan vericiydi ve ufuk açıcıydı. Benim sormak istediğim şey, üçüncü konuşmacılar olan Özlem Çavuş ve Sema Alıçam hanımefendinin konusuyla ilgili olacak. Swarm Intelligence Based Framework for Robotic Fabrication Aided Design ile ilgili. Orada iki konu dikkatimi çekti. Bu konuda eğer çalışmalarında yer verdilerse, onlarla ilgili küçük bir detaylı bilgi alabilirsem çok mutlu olurum. Swarm Intelligence'dan bahsedildiği için aslında merak ettiğim şey şu: Swarm kelimesinden sonra birçok kelime ekleyerek aslında bu çeşitlendirilebiliyor, dalılandırılabiliyor. İşte swarm intelligence, swarm reaction and swarm behavior tarzında gibi çeşitli alt dallara ayırt edebiliyoruz. Buradaki çalışmada tam olarak intelligence, yani o şey biliş düzeyi hangi aralıkta devreye girecek? Acaba robotların tamamında mı bu biliş aranacak, ya da sadece bir tanesinde olup normalde bu decentralized bir aslında çalışma şekli, ama bu biliş seviyesine nasıl bunlar birbirleri arasında yayacaklar? Bu merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Bir de lokal olarak etkileşimleri swarm intelligence olarak mı saymalıyız, yoksa swarm behavior olarak mı, ya da grup behavior olarak mı saymalıyız? Bu konu hakkında çalışmanın içerisinde yer verdiler mi? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Aslında Sema Hocam nasıl başlayalım? Ben isterseniz bir girizgah yapabilirim. Affınıza sığınarak atladığım bir yer olursa siz belki devreye girebilirsiniz. Şimdi özellikle bu süre kısıtından dolayı çok yer veremedik ama şimdi burada biz emergence'ı öncelikle biz nasıl tanımladık diye bir başlayayım, oradan devam edeyim. Burada aslında emergence yani belirmeyi biz Johnson'ın tanımına göre parçaların etkileşiminin daha karmaşık sonuçlar üretebileceği, beklenmeyen veya öngörülemeyen sonuçlar da dahil olmak üzere bütünün parçalarından daha fazla olduğu sistem ve durumları belirttik. Yani biz bu tanıma göre gittiğimiz için aslında sistem ve durumlar üzerinden ele aldık. Fakat şimdi tasarımda belirme olarak düşündüğümüzde bu biraz daha tasarım sürecindeki özellikle erken tasarım evresinde tasarım ve tasarım nesnesi arasındaki ilişkiselliği biz önemseyerek aslında bu süreçte karşılaşabileceğimiz hasta tanımlı problemleri öngörebilir miyiz? Çevresel değişkenlere adapte olabilir miyiz diyerek aslında robotic fabrication aided dedik burada. Assisted demedik mesela. Yani robotların tasarımda belirme kapsamında deneyim ve tasarım aracı olarak yeni tasarım fikirlerinin sorgulanmasında biz bunu devreye aldık. Şimdi bu açıdan baktığımızda bizim için öncelik tasarım kriterlerinin ve senaryoların belirlenmesi oldu. Ve bu nedenle de aslında ekranda çok yer veremediğimiz ama bildiride daha kapsamlı yer verdiğimiz katmanları gösterdik. O katmanları da üç gruba ayırdık. Şimdi o gruplar öncelikle bu kriterler üzerine, sonra donanım gereksinimleri üzerine ve hareketin nasıl sağlandığı üzerine. Şimdi tam da donanım gereksinimlerinde sizin belirttiğiniz durumları açmaya başlıyoruz ama ona gelmeden önce bu bağlamdan yola çıkarak onları biz gruplandırdığımızın altını çizmek istiyorum. Şimdi burada sorularınızda merkezi olmayan sistem. Evet, bunun zaten bu yüzden de swarm intelligence dedik.
Çünkü merkezi olmayan sistemde herhangi bir robotun sistemden bozulması ya da düşmesi durumunda bunlar otonom karar almaya devam ediyor ve özellikle ekstrem durumlar, Mars'taki ya da kutuplardaki çalışmalar gibi bizim için ön plana çıkıyor. Şimdi bunları böyle düşündüğümüzde bilişin senaryo bazında farklı şekilde ele alabiliriz. Mesela bir fiber botun çalışma disipliniyle bu eklemeli tasarımda kullanılıyor. Ona göre bir senaryoda geliştiriliyor. Mesela Neri Oxman'ın fiber botu. Ama buna yönelik mesela Harvard'da yapılan o titreyerek bacak benzeri uzantılarla hareket edenlerde ortak bir hafızayla etkileşime geçiyorlar. O yüzden bunun sorunu cevaplamadan önce sorunuzu aslında hangi açıdan biz kullanacağız? Mesela bir fiber botu biz uzantıları ekleyerek gittiği için tutucularını mesela kıskaç olarak değil de bir ray sistemine dönüştürseydik senaryo değişecekti. Aslında yine biraz fazla açıyorum konuyu ama daha lisans öğrencilerinde şu an ismini hatırlayamadım, belki Sema Hocam yardımcı olur. Geçen hafta final sonuçlarında çok basit, küçük, erişilebilir araçları kullanarak bir yerdeki bu botların iz düşümlerini ve hareket sırasındaki o yollarının oluşturduğu desenlerin oluşumuna yönelik bir proje geliştirildi. Şimdi benim kullanım senaryom ve bağlamıma göre kullandığım araçlar, iletişime geçtiğim şekiller değişmeye başlıyor. O yüzden bu katmanlara biz yer verdik. Fakat sorularda da belirttiğiniz gibi şimdi burada esas kritik olan bu katmanlar aslında mimarlar gibi, hani bizim biraz daha çünkü interdisipliner tasarım yaklaşımları gerektiriyor. Hani bir yöntem önerisine bu katmanları daha sistematik bir hale getirsek nasıl olur? Ve bu nasıl sanlık aslında yapılabiliyorsa eğer hangi yöntemlerle beliren çıktılar ve davranışlar elde edilir? Ve senaryo tabanlı bir yöntem mimari ölçek ve fiziksel bir mekana nasıl uygulanabilir diye. Aslında biz burada da belki bir tasarım sorusu tartışma ortamı yaratabiliriz. Bilmiyorum sorunuza karşılık oldu mu ama seve seve daha detaylandırabilirim. Küçük bir ekleme yapabilirim belki. Çok teşekkürler soru için. Yanıt için de çok teşekkürler Özlem. Belki şöyle ifade edebiliriz. Henüz bu alana makro ölçekten, teleskopik bir mesafeden bakıyoruz. Kavramsal ve kuramsal açıdan nereye daha yakın düşeceğini netleşmiş, somutlaşmış değil. Yani swarm intelligence'a mı daha yakın duracak yoksa sadece davranış açısından mı ele alınacak? Emekleme aşamasında diyebiliriz henüz ama şeyde bile fikir ayrılıkları oluşarak ve böyle çatışmalar yaşayarak ilerleyeceğiz sanırım. Mesela robotik ve yapay zeka alanından öğretim üyeleriyle görüşüp geri dönüş aldığımızda merkezi bir sistemle çözebilirsiniz. Niye dağıtık paylaşımlı, distribütif bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz diye geri dönüşler alıyoruz. Biz de ama biraz daha kutunun dışından bakmaya çalıştığımız için farklı arayışlar içerisindeyiz. Belki karma sisteme de evrilebilir. Yani çalışmanın tam nereye evrileceğini henüz biz de bilmiyor olabiliriz. Ama çok kıymetli bir tartışma açtığı için Özlem ve ben de bu soruyu not aldık ayrıca. Yani bugün burada belki karşılık vermek için yeterli değil. Bunun için belki yıllar harcayacağız. Umarım tekrar başka platformda tartışabiliriz. Ben çok teşekkür ederim. Yani kastım eleştirmekten ziyade dediğiniz gibi konuyu biraz daha açmak yönündeydi. Yoksa bir katalog olarak bütün bu şeyden robotik yaklaşımların bir küçük bir özeti halinde görebiliyor olmamız ve onlara dediğiniz gibi makro perspektiften bakabiliyor olmamız gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü araştırdığınız zaman birçok herkes kendi dalında özelleşmiş olarak robotik kısımları gösterirken siz bir onunla ilgili bir katalog sunuyorsunuz ve kimin aslında hangi dalda ilerlemek istediğini step step oradan biz takip edebiliyoruz. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Demek ki şu yaklaşım açısı bizim için daha uygun olabilir. Çünkü araştırmalar onu gösteriyor. Ki örnekleriyle beraber sunduğunuz için bence bu kısım da ciddi manada değer katmış oluyor. Çünkü farazi olarak şöyle şöyle yapılabilirden ziyade siz örnek de veriyorsunuz. Bu yönden ben ciddi manada başarılı buluyorum. En başta da dediğim gibi farklı fikirlere yol açtığı için ben çok mutlu oldum. Yani bu şeyleri dinlerken bu sorular aklımda belirdi. O nedenle sormak istedim. Teşekkür ederim cevaplar için. Çok teşekkür ederiz sorduğunuz sorular için. Peki başka soru sormak isteyen var mı? Tekrar soralım.
Merhabalar. Merhaba, buyurun. Büşra ben. Ben de son sunuş hakkında öncelikle teşekkür ederim bütün sunuşlar için. Çok keyifliydi benim için. Son sunuş hakkında ekopostür sunuşuyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Burada denenmiş ya beden üzerinden analizlenen ve bir prototip denemesi var. Ama burada yapılan bedene yani bedene eyleme geçiren analizlerin ve keşiflerin acaba bu mikro ölçekten sonra tabii bir beden analizine dönmeden tasarlamak yani makro ölçeklerde mimarlık tasarım problemi ne dönüştürülebilecek bir alanı var mı? Yani biz buradaki işte bedene dair yeni ilişkileri, denemeleri işte birçok bir şey denenmiş, Blender denenmiş, Rhino denenmiş, buralar keşfedilmiş. Acaba tasarlamak için de kullanabilir miyiz? Bu noktada size yani çok alanla ilişkilendiğiniz için daha makro ilişkilerle ilgili bir şey de söylüyor mu? Ben bunu merak ettim. Teşekkürler. Merhaba. Öncelikle soru için teşekkür ederim. Biz aslında Hazal arkadaşıma da çok teşekkür ederim güzel sunum için. Biz burada aslında biraz daha seri uyarlama şeklinde yaklaştık konuya. Yani kişi bazlı yaklaştık. Kişi ölçeğinde bir analiz gerçekleştirip her kişiden kişiye değişen bu bozuklukların nasıl giderilebileceği. Çünkü herkeste bulunan bozukluk yani postür bozukluğu birbirinden farklı. O yüzden biraz daha bu mass customization kavramı üzerinde şekillendi. Yani makro ölçekte bu açıdan yaklaşılırsa sonuç verebileceğini düşünüyorum. Hazal'ın eklemek istediği bir şey varsa ona da söz verebiliriz. Teşekkürler. Yok, ben de Fatih'le aynı fikirdeyim. Farklı alanlar açabilirim. Bizim anahtar kelimelerimizden bir tanesi sitesel bireyselleştirmeydi. Bunun üzerinde işte insan ölçeği daha uygun olmuştu çalışma kapsamında. O yüzden onu tercih etmiştik. Teşekkürler bu arada soru için. Ben teşekkür ederim. Sanırım son bir dakikamız var diğer oturum için. Bir soru daha alabiliriz varsa. Şu anda yok gibi değil mi? Ben göremiyorum ama şu anda yok herhalde. Mikrofonumuz kapalı. Soru yok galiba. Çok kısaca bir şey açıklamak isterim. Neşe çok teşekkürler. Şu anda bilgi geldi arkadaşlar. Paylaşmadan duramayacağım. Günün sonunda paylaşırız diye düşünüyordum ama Figen Hoca da aldı maili. Kütüphaneden ISBN için onayımız geldi. Çok teşekkür ederiz katkılarınız ve katılımınız için. Rektörlüğe ve kütüphane görevlisi arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sayın Rektörümüz de çok hızlı bir şekilde onay verdiler. Ve sanıyorum yarın sabah ETÜ amblemini ve gerekli bilgileri eklemiş olarak yayınlayacağız bildiri kitapçığını. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Güzel bir haberle kapatıyoruz o zaman. Katıldığınız için herkese teşekkür ediyoruz ve oturuma kapatıyoruz. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.